Muğla yemeklerinden yine ot yemeği çeşitlerinden bir diğeri. Ebegümeci yahni. Yahni denmesine bakmayın. Aslında bizim kültürümüzde, Türk mutfak kültüründe yahni çok daha farklı bir yemek olmasına rağmen Muğla'da eğer sulu pişirme yapıyorsanız, yani tencere yemeği yapıyorsanız hepsine yahni denmekte. Ve yine ebegümeci ile bir çeşit tencere yemeği ve yahni yapıyoruz. Ebegümeci doğada kendi kendine yetişir dedik ve dolayısıyla da insan sağlığı için gerçekten değerli, önemli besin kaynağıdır. Hemen her yerde yetişir. Tarlada, bahçede, yol kenarlarında, hatta saksıların içlerinde bile görebildiğimiz bir örnektir ebegümeci. Dolayısıyla da neredeyse sonbahardan ilkbaharın sonuna kadar bulabildiğimiz, görebildiğimiz bir ot çeşididir. Ebegümeçlerini daha öncesinde sirkeli suda beklettik ve bol akan suda yıkadık, süzdürdük. Şimdi doğrama yapabiliriz. Ebegümeçlerimizi doğrayarak başlıyoruz. Sap bölümlerini koparttım ve hemen öncelikle sap bölümlerini biraz daha küçük, yaprak bölümlerini biraz daha irice doğrayarak pişme sürelerini eşitliyorum. Hemen ardından bütün tencere yemeklerinin genelinde kullandığımız gibi yemeklik doğranmış soğanlarımı hazırlıyorum. Doğradığımız soğanlarımızı küvetimizin içerisine alıyoruz. Ve son olarak domateslerimizi rendeleyeceğiz. Doğramalarımızı yaptık, ön hazırlıklarımız tamam ve artık pişirmeye geçebiliriz. Bunun için ocağımızı yakıyoruz. Bir çay bardağı kadar zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Yağımız biraz ısındıktan sonra içerisine doğradığımız soğanlarımızı ilave edeceğiz. Mutfağında genel yemek çeşitlerinden biridir tencere yemeği ve oldukça fazla çeşidi mevcut. Hemen hemen her türlü kuru bakliyatta, her türlü tahıl ürünlerinde, her türlü sebzelerde ve otlarda, hatta et, tavuk, balıkta çok yoğun kullandığımız bir pişirme tekniği. Tencere yemeği aslında ev yemeği olarak da biliniyor ve dolayısıyla da bizim alışkın olduğumuz tatlardan biri. Farklı olanı ise ebegümeci gibi yabani bir otla bu yemeğin yapılıyor oluşu. Soğanlarımız kavrulurken içerisine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Ve yine isteğe bağlı Muğla mutfağının olmazsa olmazı takrak biberinden acı ya da tatlı tercihe bağlı ilave ediyorum. Takrak biberi ya bu şekilde yağla kavurma yaparlar ki buna yağlama denir ya da köz üstünde, ocak üstünde pişirme şeklinde yapılır ki ona da üçme denir yerelde, yöreselde. Toz biberimizi ilave ediyoruz. Yine bir tatlı kaşığı kadar toz biberimiz var. Toz biberimizle renklendiriyoruz.
salça son dönemde, son 20-25 yıllık süreç içerisinde mutfağa girmiş durumda, Muğla mutfağına. Daha öncesinde renk biberi denen toz biber kullanılırmış ama artık salça da yemeğe dahil ediliyor. Soğanlar tam pişmeden salça ilave edilecek olursa pişmeyi durduracağı için soğan çiğ kalacaktır. Bu nedenle soğanların tam olarak pişmesini bekleyip salçayı ondan sonra ilave etmek ve ekşi tadı geçene kadar da kavurmaya devam etmek gerekir. Kavurmayı salçayla birlikte devam ettirdikten sonra içerisine domatesimizi ilave ediyoruz. Rendelediğimiz domatesle birlikte sosumuzu pişirmeye devam ediyoruz. Domatesle piştikten sonra hemen ardından ebe güveçlerimizi ilave ediyoruz. Yıkadığımız ve doğradığımız ebe güveçlerimizi karıştırarak tüm sosu her tarafına eşit derecede almasını sağlıyoruz. Son işlem, sıcak su ilave ederek yemeğimizi pişmeye bırakabiliriz. İki bardak sıcak su ilave ettik. Tamamen lezzetlerin birbirine karışması için iyice harmanladık ve kapağını yarı kapatarak yaklaşık bir 5 dakika kadar pişiriyoruz. Ebe gümeci yahnimiz artık pişti ve sıcak sıcak servis edebiliriz. Yemeğimiz hazır, afiyet olsun.